Çok lezzetli olmuş. Peki bunun bir sırrı var mı? Yediğim diğer suflelere benzemiyor çünkü. Olmaz mı? Ama bunu söyleyemem. Yani kimse tatlı yapmaya üşenmez. Sonra kullanırsınız falan. Sırlarımızı paylaştığımızı düşünüyorum. Aşk olsun Ferit Bey. Benim şahane suflemle Signor Rosetti bir mi? Söylemeyeceksin yani. Belki bir gün. Ya boş verin. Şimdilik biz buna çikolata mucizesi diyelim. Öyle bir mucize var değil mi gerçekten? Olmaz mı? İnsan çikolata yediği zaman en mutlu çocukluk anlarını hatırlıyor. En güzel duygular harekete geçiyor. Siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Dudağın kenarında çikolata kalmış. Diğer taraf. Az bir şey kaldı. Hallederdim ben, teşekkür ederim. Çok yedim zaten. Eline sağlık. Afiyet olsun. Siz ne zaman isterseniz ben yaparım. Ne yapacaksınız öyle tarif marif? Son hapşırıklar bunlar. Bitti yani. Olmaz. Doktor ne dedi? Bol sıvı alsın dedi. Ben bol limonlu bir ıhlamur yapayım size. Nazlı teşekkür ederim ama gerçekten gerek yok. Olmaz. Olmaz öyle şey. İnsanlar koskoca Ferit Aslan iki gün üst üste işe gitmedi mi desinler? Ay Asuman çekemeyeceğim seni. Ihlamura bal ister misiniz? Sen bilirsin. Ay Asuman inşallah önemli bir şeydir. Yani kaç kere aradın? Ne var Asuman? İnşallah önemli bir şeydir. Bak yoksa kapatacağım. Abla dur sakın kapatma telefonu lütfen. Çok önemli. Ferit Bey'in evine bir tane zarf gelmiş. Demet Hanım'dan. İçinde fotoğrafları benim çektiğimi ispatlayan belgeler falan varmış. Fotoğrafların orijinalleri falan varmış. Abla Ferit Bey'in o zarfı açmasına engel ol lütfen. Sen o zarfı açarsan eğer her şey ortaya çıkar. Dur bak yalvarıyorum ben şu an çok korkuyorum. Sen bir şey yap onları açmasına engel ol lütfen. Nazlı. İyi misin? İyiyim bardak. Ne oldu? Nazlı tamam bırak. Nazlı bırakır mısın? Sürme ellerini Nazlıcığım bırak. Nazlı duymuyor musun beni? Kırıldı bardak kırıldı. Tamam elini sürme hiç önemli değil. Senden önemli mi? Allah Allah tamam gel sakin. Tamam. Bakayım eline. Tamam. Gel otur şöyle. Niye dokunuyorsun bardaklara? Seni ince ince doğrayıp kızgın yağlara atmak istiyorum Asuman. Ya da bilmiyorum belki de ekni Joss diye mühürlemeliyim.
Olmadı. Kısık ateşte közleyip derin soyabilirim. Anca rahatlarım. Ay ablacığım, elim üzerinden yemek tarifi vermeyi bırakır mısın artık? Ya sen bir sakin ol. Rahat ol. Hiçbir şey yok. Her şey kontrol altında. Asma, sen tehlikenin farkında değilsin değil mi? Uçurumun kenarındayız. Anlamıyor musun? Anlıyorum ablacığım. Anlıyorum. Anlıyorsun. Bulut şu an senin yüzünden burada değil Asuma. Bu ortaya çıkarsa ne yapmayı düşünüyorsun? Merak etme. Sana söylediğim gibi hiçbir şey ortaya falan çıkmayacak. Niye? Demet birden insafa gelip Bulut'u geri verecek ve her şeyi unutacak mı? Ben Demet Hanım'la konuşurum. Tabii. Seni zaten hemen dinler değil mi Asuman? Saçma sapan konuşma bana. Başka bir şey düşünmeliyiz. Ben bir şansımı deneyeyim. Belki işe yarar. Asuman! Asuman! Ne demek durdurdun Asuman? Nasıl durdurdun? Ya işte konuştum, anlattım tatlı bir dille. Ya o da halden anladı sağ olsun. Demet. Aynı Demet'ten bahsediyoruz değil mi? Halden anlayan o. Ay evet. Yani sonuçta bu meseleyi konuşmak onun da hoşuna gitmiyor. Ferit Bey'in arkasının işi bittiği ortaya çıkacak onun da. Ayrıca bu belgeyi böyle yasa dışı yollardan elde etmenin de belli hukuki cezaları var. Tek suçlu ben değilim. Yani. Asuman, bu bilgiler sana ne zaman lazım oldu da öğrendin? Hani canım bir ara bu hukuk fakültesinden bir çocukla çıkmıştım. Hatırlıyor musun şu senin sevmediğin? Arada böyle onun derslerine falan giriyordum. Oradan aklımda kalmış. Sağ olsun bir işe yaradı kendisi. Zihnin açıkmış o zaman demek ki. Bana bak, hala inanamıyorum ben bu meselenin kapandığına. Ablacığım inan. Artık şu meselenin kapandığına inan. Bir daha da böyle bir şey olmayacak. Bak söz veriyorum sana. Hadi benim gitmem lazım. Kapatıyorum artık. Görüşürüz. Acıyacak biraz. Neyse ki dikiş atılmasına gerek yok. Yara bandıyla yırtın. Niye öyle panik yapıyorsun gereksiz? Bir dahaki sefere yapmasın onu. Umarım bir dahaki sefere bir şey kırmam. Hiç önemli değil. Alt tarafı bardak. Sana bir şey olmasın. İyi misin? İyiyim. Ama ağlamana gerek yok. Teşekkür ederim. Ben artık işe gideyim. Hazırlanayım, çıkayım. Güzel bir sabah oldu. Çok keyifliydi. Yani bu küçük kazayı saymıyorum tabii. Bu arada... Sakın toplama yani kırıkları. Ben İkbal Hanım'a söyleyeceğim. Bu temizlikçiyi biraz erken çağırır, halleder. O eller bize lazım. Hallederim ben, sorun yok. Ha bu arada... zarfları kitaplığa koyarsan sevinirim. Ben bir ara göz atarım onlara. Olur. Nasıl bir çamurda çırpınıyorsun Nazlı? Ferit Bey merhaba. Ekteki fotoğrafları incelediğinizde göreceksiniz. Bulut'u kaybetmenize neden olan fotoğrafları aşçınız Nazlı'nın kız kardeşi Asuman çekti. Nazlı Hanım da buna göz yumdu.